Mayasi. Mayasi. Bugün çok istediğin gibi oynayamadın. Neden olduğunu düşünüyorsun? İstediğim gibi oynayamadım. Çünkü tenava kram girdi. Tenava. Sen ne işimiz var bizim burada? Şimdi iki kişiye oradan bir sürprizim olacak. Ama orada söyleyeceğim nasıl bir sürpriz olduğunu. Bu da bir ses yapmasa konuşuyorum yani. Evet arkadaşlar, demin başımıza bir olay geldi. Ben de çok şükür. Evet. Şimdi normalde Maya'nın da bir bileti olması lazım. Ve burada otobüste vesairede, metroda bileti basıyorsunuz. Kimse kontrol etmiyor ama arada birisi gelip kontrol edebiliyor ve eğer yoksa biletiniz 100 euro ceza ediyorsunuz. Aslı bana deyip duruyordu. Ben çünkü arada hani Maya ile gidiyoruz, onun bileti yanımda olmuyor. Ya tamam bir şey olmaz, ben basayım. İki adım çok kısa gidiyoruz zaten falan diyordum. Sonunda ay geldik vallahi. Ya benim kuzenimin tişörtü bendedi. Neyse tam bu sefer de iki durak gidecektik. Bindik. Maya'nın bileti yanımda değil, benimkini bastım. Şey gel, kontrolör geldi polisle beraber. Neyse ki çok iyi insanlar, gayet güler yüzle inmeniz lazım dedi. İndik, zaten ceza kesmedi sağ olsun. Neyse geldik şimdi, o yüzden taksiye bindik. Şimdi geldik. Yes yes here, aki. Biraz ses. Geldi, çok mutluyum. Evet, geldi. Messi'nin imzası kolay bir şey değil kızım. Bak, stand şurada. Oraya gideceğiz şimdi inşallah. Amin. Şimdi nerede buluşuyoruz? Nereye gideceğiz? Bir onu soralım bakalım. Kimle buluşacağız? Ha, şuraya gideceğiz. Biz de buluşmayacağız. Şimdi saatli olarak grupları alıyorlar. Bizim de saat 11.30'ydı. Şimdi geldik. Niye çekmiyorum? Evet. Çanta falan kontrol. Göz bakalım. Hola. Hola. Arkadaşlar, fabrikasyon fotoğraf çekiliyor burada. Bakar mısınız? Evet, arkadaşlar burada yeşil ekran önünde fotoğraf çektirip sonra alıyorsunuz. Herhalde iyi bir gelir kapısı ki 8 tane ayrı perde vardı ya. Acayip bir şey ya. Mayacığım gel bak, burası müze. Şu anda... Bakar mısınız arkadaşlar? Barcelona'nın kazandığı bütün kupalar. 1902-1903. Bakar mısın? Barcelona kupası. Selam. Vay, 1909. Ne güzelmiş kupa ya. Sayacağım mı kaç taneydi? Ha? Hadi hızlıca say bakalım. Sen say. Sonra gel bak. Bakar mısınız arkadaşlar? Biz çok ışıklı görüyoruz değil mi? Eski ayakkabılar. Eskiden böyle toplarla oynanıyormuş. Böyle bir toplarla bu ayakkabılarla oynuyorlarmış. Düşünün. Güzel bir müze yapmışlar. Bakın bakın. Bunlar gerçek ayakkabılar. Gel buraya. Gel. 7.48 tane falan var. Orada da devam ediyor arkada bu arada. 40'den fazladır. Burada büyük kupalar var. Gel bak, şampiyonlar kupaları var. Ayakkabıları görüyor musun? İnanmıyorum. Bunlar gerçek futbol ayakkabıları. Gerçek futbol topu. Uy, acayip parladı. Şunları görmüşsünüz. Messi'yi bunlarla oynat bakalım, öyle oynayabiliyor mu? Oynayamazsın. Burada arkadaşlar futbol efsanelerine adanmış bir ekran duvar var. Messi, Maradona, Xavi... Nereden bilse hepsinin attığı goller falan. Ve burada ya? Devam ediyor kupalar. Bir 50 tane de burada var galiba.
Burada Zafer Amca'nın haberleri. Johan Cruyff arkadaşlar. Johan Cruyff gerçekten bir zamanların Messi'siydi işte. Siz bilmezsiniz. Kızım sen duydun mu hiç Johan Cruyff ismi? Çok tanıdık geliyor. Çok tanıdık geliyor. Sallama. Yo, Johan Cruyff. Aa, hayır, hatırlamadım. Johan amca. Johan ne kadar. Ve Johan amca. Oha ve Johan amca. Yani nasıl gelmedin aklıma? Resmen şu an dağılıyorsun. Bak bununla da eskiden 94'te de bunu topla oynuyorlarmış kızım. Tanrı diyorsun, şunu çalasın var. Stoykov. Stoykov'u tanıyorsun. O da efsane bir oyuncuydu. Tanıdık yine Stoykov amca. Acayip, acayip vururdu toplara. Duran toplara çok iyi vururdu. Duran toplara vurmak bir laf vardır Maya. Bakın ayakkabılar artık gelişmeye başlamış 90'larda. Biraz daha bugüne benzer hale gelmiş. Ya. Ne güzel kupalar, bak gel gel. Kupanın güzelliğine bak. Gerçekten işler. Neymiş bu? Süper, İspanya Süper Kupası bunlar. Katalonya Kupası. Vay, Süper Kupa Katalonya. Kocaman. Ve artık burada 2000'lere geldik, 99. Evet. 99-2000'lere geldik Mayacığım. Gel bakalım. Tarih yatıyor burada, tarih. Alıp böyle gidisim var eve, sonra atıp içinde dans edisim var böyle. UEFA Champions League winners. Ha? Messi yok. Aynen. 2006'da Messi yok. Peki bu kim? Gel. Bu kim? Aa, Unikov amca. Ne amca? Unikov. Unikov kim ya? Unikov amca ya. Ne amca? Ronaldo'nun amcası. Ronaldinho. Ronaldo'nun amcası. Ronaldinho ve Ronaldo. Hadi bilmiş ol bakalım. Ronaldinho. Güzel, güzel. Onun tek bir özelliği yok. Ben baktım. 2009 Roma yine Avrupa şampiyonu. 2011 Wembley yine Avrupa şampiyonu. Çok başarılı bir takım. Ve işte büyük kupalar. Wow. Yalnız şu anda bizim sınıfımız. İşte bütün futbol kulüplerinin peşinden koştuğu kupa. Yalnız abi nasıl bakıyor? Hatta ağzı açıldı, şaşkın şaşkın bakıyordu. Buraya da yapışmış birileri galiba. O 2011'de kupa. Gel. Yalnız bizim sınıf şu anda burada olsa veyahut da bizim erken. 2011, 2014-2015 bu çok pardon. Kafayı yerdi burası ya. Benim tanıdığım bütün futbol oynayan erkekler burada olsa yani ben yani buranın çileden çıkardım. Şöyle bak abi zaten arkada bir de bir müzik var yani. O fan kadar. Bu Camp Nou'nun yerindeki eski futbol stadyumunun temel taşlarından bir tanesi. Ortaya çıktıktan sonra tekrar 54'te Camp Nou'nun yapımının içinde kullanılmış bu taşlar. Neye benziyor bu Maya? Büyütüyor, şimdi bir isim kısası da benziyor. Büyütüp gülü tutuyor böyle. Değil mi? 1901'deki bir kupa var, Macaya Cup. Ben ne olduğunu bilmiyorum Macaya'nın ama çok eksantrik ve güzel, estetik bir kupa. Evet. Ama hakikaten büyütüyor, bir isim gülüne benziyor. Ve tabii ki Messi için ayrı bir bölüm var arkadaşlar. Messi öyle bir adam oldu ki gerçekten yani Barcelona çok büyük bir kulüp. Bir sürü büyük adam vardı içerisinde ama Messi'ye özel köşe yapmışlar. Messi'nin yani altın ayakkabıları. Bir tane yani geçirdiği şutları siz biliyorsunuzdur herhalde. Pardon ama... Ben şuraya fotoğraf çektim. Hayvan gibi. Ha böyle. Geç, geç. Arkadaşlar burada mayonezi okuyor musun? Evet. Tüm zamanların en büyük oyuncusu yazıyor. Kim için diyor bunu? Messi. 2009. Herkes fotoğraf çekiyor tabii arkadaşlar. Mayacığım gel biz devam edelim. Fakat arkadaşlar bence Barcelona'nın hayat kültürünü, burada yaşayan insanların insanlığa bakış açısını en güzel anlatan Mayacığım gel. Şeylerden bir tanesi şu. Bütün bak bütün futbol kulüplerinin önünde bir marka vardı. Artık Barcelona'da da olmaya başladı çok yeni.
Ama yıllarca Barcelona takımı bir marka sponsorlu almayı kabul etmedi ve hep UNICEF'in şeyi vardı önlerinde. Arkadaşlar UNICEF ne biliyor musunuz? İşte UNICEF amca. Arkadaşlar UNICEF dünyanın en büyük çocuk amaçlı yardım organizasyonları yapan yardım kuruluşu. Ve yıllarca UNICEF'i önünde taşıdı Barcelona takımı. Bence alkışa değer en önemli şeylerden biri bu. Evet, Barcelona'nın bu arada şu andaki şehir olmasının en önemli sebepleri, şu andaki şehre dönüşmesinin önemli sebeplerinden biri 92'deki olimpiyatlardı arkadaşlar. Ondan sonra bambaşka bir şehir haline dönüştü altyapı olarak, şehir olarak. Ve işte bakın bu da... Meşale. Bayacı biraz çekil, görelim. Ve işte bu da olimpiyat meşalesi arkadaşlar. Olimpiyatlarda taşınmış olan gerçek olimpiyat meşalesi burada. Evet, Mayıcığım. Yürü bakalım. İşte bu çıkış. Çok keyifli arkadaşlar. İşte. Ama aşağı inilebiliyor. Aşağı inilebiliyor. Nasıl bakalım? Arkadaşlar işte Barcelona stadındayız. Evet. Gerçekten kaç? 1, 2, 3, 4, 5 katlı arkadaşlar. Bakar mısınız? 5 kat var. Yani altı burada katlı. Eşek kadar diyebilirim diye düşünüyorum. Katı değil. Hayır, değil de değil. Gerçekten çok güzel bir stad ve o kadar büyük ki saha çok küçük duruyor. Ama çimenler özel bakılıyor çimenlere. Çimenler sürekli bakım yapılıyor zaten. Sen çimenlere bir şeyler sürelim diye bekleyip duruyordun ama o mümkün olmayacak. Hayır, çünkü... güvenliğe vereceğim. Lütfen böyle yapar mısınız? Şimdi aşağıya iniyoruz. Stadın kenarına gideceğiz. Biraz da futbolcuların olduğu yerden bir stadı görelim değil mi ya? Nasıl hissediyormuş? Evet. Maya bu arada tekerlekli ayakkabıları aldı. Deneyeyim mi? Gidebiliyor musun? Hayır, açayım mı? Aç bakayım. Açayım. Bir tanesini aç bakayım, bir tanesini gidebiliyoruz. Hala düğmeye bas. Ha. Al kapağını mı açman lazım? Evet. Oy. Ben bunu geri çekiyorum. Niye? Olmuyor mu? Bir noktada öğrenmen lazım onu biliyorsun değil mi? Düğmeye basıp bastırsana ayağını yere. Niye elinle yapıyorsun? Mayıcığım. Bas. Bastır ayağını. Bastır ayağını. Hah. Daha kolay değil mi? Evet. İnanamıyorum şu anda. Stada iniyoruz. İnanamıyorum yani. Peki olsam nasıl sen ile tekrar burada olduğumuzda bir maça gidelim, tamam mı? Eğer büyüyünce futbolcu olursam burada oynayabilir miyim dersin? yani herkesin hayali diyelim sonuçta. Futbolcu olan herkesin hayali Barcelona'da oynamak. Messi'den ders alayım büyüyünce. Tamam, Messi'den. Ben Messi'yle buradayken bir yerde bir tanışırım diye tahmin ediyorum zaten. Ben sonra de. Seni tanıştırırım. Tamam mı? Sahaya akses. Sahaya iniş. Presyon. Bak burada fotoğraflar çektirip menajim bak. Şurada. Biliyor musun? Biz bunu çekelim arasındayız. Mayasi. Bugün çok senin gibi oynayamadın. Neden olduğunu düşünüyorsun? Seni görebiliyoruz. Bir de bize dönerek konuşursanız bugün lütfen. Bugün istediğim gibi oynayamadım çünkü tırnağıma kram girdi. Tırnağıma kıymık girdi. Pardon ve... Mayas Hanım, kram genelde kasa girer. Tırnağınızda nasıl bir kas var acaba? Kıymık girdi. Ayağında da bunlar vardı. Ha, tekerlekli ayakkabım vardı ayağınızda. Ondan mı oynayamadınız? Evet. Yani... evet. Bu basın toplantısında o zaman tekerlekli ayakkabıyla oynayamadığınız için mi? Ama basın toplantısı da böyle yürünmez. Mayas Hanım, biz de hep beraber hareket etmek zorunda kalıyoruz basın olarak. Lütfen. Biliyorum. Yapma yavaşça ya. İlerliyoruz. Evet, gördüğünüz üzere La Liga, Nike, Rakuten, Kasha. Tamam, tamam, gördük. Hadi, hadi. Today, we look at the tabela. We played
Not good, not bad. But we played. And we look. Esas basın toplantısı bakmayacağım burada. Evet. Millet telefon şarj ediyor burada böyle. Esas burada yapıyorlar bak basın toplantısını. Herkes orada arkada. Beko da sponsorlardan biri dikkat ettiysen. Evet. Bir Türk markası olarak. Beko. Burada bütün gazeteciler buraya oturuyorlar. Şlak 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 şlak. Burada yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Daha basın toplantısı yeter. Hadi yürü sahaya gidelim. Tamam. Evet. Rakip takım soyunma odası burası arkadaşlar. İşte burada soyunuyor, burada giyiniyorlar. Burada masajları oluyor, burada jacuzziye giriyorlar. Hadi bir dakika Maya, sen öyle yapsana. Sen sanki muhabirmiş gibi anlatsana. Evet, burada masajları yapılıyor. Orada dolaplar var, orada bir tişört var. Bu mu yani? Olduğun yerden orası diyerek muhabir yapıyorsun? Evet. Ta kendisi. Dolaplar. Messi, Ronaldo, Messi. Burası şey. İşte bildiklerimi söylüyorum. Ama rakip takım geliyor buraya. İşte rakip. Şeyde de bütün futbolcuların, sadece Barcelona değil, bütün takımların futbolcularının fotoğrafları var ekranlarda. Güzel. Ama gayet basit ve çok düz yani. Acaba Messi'nin falan da şey böyle mi? Ve buzdolapları Beko. Bak. Beko marka. Buzdolabımız var burada bir tanesi. İşte takımlar buradan sahaya çıkıyorlar. Bakar mısın? Evet. Orası rakip takım, burası rakip takım. Evet. Burada böyle arka arkaya duruyorlar. Ve buradan çıkıyorlar. İnanmıyorum. Şu anda futbolcuların geçtiği yerlere basıyorum. Evet. Şöyle ellerimi koyabilirim. Bak dışarıdan böyle ses geliyor. Seyircilerin sesleri geliyor. Duyuyor musun? Onu da yapmışlar. Ya evet. Şu anda buraya bastığıma inanamıyorum. Maça hazır mısın? Maya, evet. Sahaya çıkıyoruz. Maç hazırız. Onlara bir penaltıyla gineceğiz. Sonra burada böyle bekliyorlar. Kamera böyle geliyor, hepsinin önünden geçiyor. Böyle gidiyor bütün takım oyuncularından. Ondan sonra koşa koşa sahaya çıkıyor.